Projection'dan herkese merhabalar. İzlediğin 30. bölümüyle bu hafta da yine karşınızda biz varız. Nasılsın Furkan? İyiyim. Biraz sürpriz oldu. 29'da bunu öngörememiştik. 29. Evet. bölümde. Evet, hatta sen böyle şey konuşmuştun. 30 şöyledir, böyledir falan diye. Yani böyle bir, bilmiyorum, beklentim yüksek senden bu programda. Çok çünkü attın. 30. bölümler genelde harikulade oluyor gibi. 30. yaş çok iyi. Bir şeyin 30'u çok iyi demiştin. Böyle bir ilginç bir yorum yapmıştın. İzledik, senden önce 30'a girdi. Evet, ben seneye gireceğim. Ben hazırlandığımı göstermek için bir soru hazırladım sana. Furkan'da haberim yoktu. 30 dedik. Önemli dedik 30. Evet. Hazır mısın soruya bu arada? Yani ne gelebilir? Bilmen lazım. Madem o, yani hazırlanmadın mı yoksa 30'la ilgili 30 sayısının büyüsüne? Hayır. Tamam, soruyorum. 30 ülkemizde hangi ilin plakasıdır? A. Gümüşhane. B. Hakkari. Tamam. C. İçel. D. Isparta. 30. 13. Isparta. Emin misiniz? Evet. Son kararınız mı? Seyirci hakkım var. Seyirci hakkın yok. Seyirci hakkı hiçbir joker hakkı yok. Isparta geldi. Aslında Hakkari okuduğunda bir H demek de geldi ama içimde. Yani Hakkari de demek de geldi ama Isparta ya. Yanlış cevap. İçer mi? Hakkari. Hepsini saydın zaten, Hakkari'ydi. Hakkari'ydi. İlk Hakkari geldi. Sen böyle dedin ya, Gümüşhane dedim ki kesin Hakkari. Ama sonra Isparta'da bir böyle şey oldum. Neyse, bilmiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Yeterince hazırlanmamış. Önce haberlerle gireceğiz. Daha sonra Fake isimli bir dizi konuşacağız. Evet, sonrasında hatta onun öncesinde Şahmeran'ı böyle birazcık bir konuşabiliriz. Şahmeran'ı ben çok konuşamam, izlemedim ama. Tamam, ikinci sezonla böyle küçük bir bakabiliriz. Çok da spoiler vermeden, zaten pek konuşulacak bir şey yok. Bir de Fake var. Fake'in de pek konuşulacak bir şey yok ama konuşalım. Fake'i bir konuşalım diyorum ben. Fake'i tamam. Bir konuşalım. O zaman haberlerle başlayalım. Kaç haber var? Tamam. Benim toplamda sanıyorum ki 7 haberim var. Bunlar yine geçen hafta verdiğimiz dizi film haberleri gibi haberler. Geçen hafta gerçi hep Apple TV'den vermiştik. Bu hafta HBO'dan birazcık vereceğiz size haberler. Game of Thrones'un yapımcıları Night of the Seven Kingdom, 7 Krallık'la ilgili, yine George R.R. Martin'in yazmış olduğu 7 Krallık'la ilgili bir dizi yapacaklar. Dizi Game of Thrones'un 100 yıl öncesinde geçecek ve Duncan isimli bir şövalyenin hayatını konu alacak. Bunu işte Targaryenlara ya da işte 7 krallığa ne gibi katkıları olduğunu göreceğiz. Biz 7 krallıkla ilişkisini göreceğiz. Bu noktada iyi ve bence yine Game of Thrones izleyicilerinin beklemiş olduğu bir dizi diye düşünüyorum. Ben açıkçası ben de bekliyorum. 2025'te izleyiciyle buluşacağı konuşuluyor. Ben merakla bekliyorum çünkü yani orada kendime engel olamadığım bir şekilde George R.R. Martin fanıyım da değil. Sevmiyorum o adamı ama bir şekilde oraya doğru gidiyorum ve hep izlemiş bulunuyorum ben. Sen Game of Thrones'la izlememiştin değil mi? Game of Thrones'u izlemedim. House of Dragon'da izlemedin. House of Dragon'u zaten izlemedim ama çok şeyinin çıktığını düşünüyorum. Çok sömürdüler yani. Sinenin yağı çıktı artık ya. Ya ben öyle düşünmüyorum. Yani bence hak ettiği değeri de gördü bir noktada ama burada işte izleyicinin ondan beklentisinin çok altında kaldığı sezonlar oluyor. Özellikle son sezonu. Tabii biz bunu bir de şimdi 8 sezon sürmüş bir dizide evet sezonun altında kalabilir ama şimdi bir de House of Dragon tarafı var. Biliyorsunuz House of Dragon da geçen hafta sezon finali yaptı ve 2026'da 3. sezonu izleyeceğiz. Hatta filmin yapımcısı şöyle demiş, işte 2. sezonda yine bir savaşa giriş etabıydı. 3. sezonda bol bol savaş sahnesi göreceğiz ama inanın savaşla alakası olmayan sahneler vardı. Yani çok çiğ kaldı ve bence çok çok kötüydü. Hani bu noktada tepe takla gidiyor gibi HBO birazcık bunları gerçekleştirmede. Yani sanıyorum ki beklenti çok yüksek orada. Game of Thrones'un ilk sezonlarından dolayı. İşte bir kızıl düğün vardı biliyorsunuz. Yani bu tarz bölümlerle beklentiyi çok yükseltmişlerdi. Bunu ne sonraki sezonlarda karşılayabildiler ne House of Dragon'da karşılayabildiler. Hatta şimdi işte tartışmaların bir kısmı 7 Krallık'ta da aynısının olacağı şeklinde. Bu noktada herkes bekliyor. İşte bir kesim George artık kitap yazsın bıraksın dizi filmle uğraş diyor. Bir de HBO bunun yanında bir haber daha yayınladı. Game of Thrones'un sanıyorum 3 tane interaktif oyun şeklinde, 3 tane de farklı bir şekilde izleyeceğimiz dizi, oyun, film şeklinde tekrar gelecek Game of Thrones'la ilgili diziler ya da işte onun alt türevleri gibi şeyler diyebiliriz. Yani burada işte onu çok tepeye koydu bence HBO ve onun seyircisini çok kendinde tutmaya çalışıyor şu an. Çünkü onun seyircisi bence HBO'ya çok fazla gelir sağlıyor gibime geliyor. İşte o yüzden sinenin yağını çıkartıyorlar. Güzel haber. Belki evet. Aynı. Yani başta anlamamıştım ama şu an anladım ne demek istediğini. Ben seyirci noktasında söylediğini sanmıştım. İkinci haberimiz de yine HBO'dan. Bu sefer de Last of Us'ın ikinci sezonu ile ilgili ki biz buna çok yükseğiz. Last of Us yayınlandığı ilk sezon bence çok çok iyiydi. Yani ya ben hiç bu kadar bir şey beklemiyordum. Bu arada benim oyunla alakam yoktu. Yani ben oyunun olduğunu biliyordum ama oyunu hiç oynamadım. Furkan sen biliyordun sanırım.
Oyunu ben biliyordum evet ama ben de oyunu tabii sonuna kadar gitmedim. Bu arada Last of Us'ın biraz sönük kalan bölümleri de vardı ama genel olarak çok başarılı. Ya ben bilmiyorum. Bana çok geçen bölümlerde. Ya ben mesela korkudan uyuyamamıştım bir sen kere. Sen korkuyorsun. Evet. Ben de hiç öyle şeylerden korkmam ya. Ya öyle şeylerden korkmam derken. Doğaüstü çok ya. Yani ya, çok doğaüstü. Çok doğaüstü değil ya. Saçmalama. Bir virüs var ve bu virüs. Ya öyle olmazsın diyorum ben işte yani. Olma. Ya tabii ki. Zombinin bir versiyonu. Tamam ama. Yani. Çok korkunç. Bu arada ben artık hani herkes izlemiştir diye düşünüyorum. Çünkü zaten ikinci sezonu gelecek de. Last of Us'ın en çok gerildiğim ve gerçekten 3-4 gece üst üste uyuyamamıştım değil mi? Onu izledikten sonra. Sen çok etkisin. Şöyle bir sahnesi vardı. İşte bu Joel'in yanındaki kadının ismini unuttum. Sarışın kadın. Kendini feda etmişti onlar kaçsın diye. Evet. Joel'in yanındaki kadın ilk bölümlerdendi zaten. Onlar kaçabilsin diye kendini feda etti ve içeri giren işte o mantar enfeksiyonunu kapan, enfekte olan insanlardan biriyle öpüşmüştü ve epik bir sahneydi. Çok ya böyle var ya şok olmuştum ben ve gerçekten uyuyamamıştım. Sürekli gözümü kapattığımda o insansı, zombimsi yaratıklar geliyordu gözümün önüne. Ama tabii şimdi ikinci sezonu izlemeyeceğim demek olmuyor bu. Bekliyorum. Ya bir de oyun oynayanlar için çok belli bir sona gidiyoruz belli ki ama tabii biz bilmediğimiz için oyunun sonunu. Zaten şöyle teaser yayınlandı. Teaser'la hemen karşılaştırma yapmışlar. Oyunun sahnelerini ve teaser'ın sahnelerini. Ya o kadar benzer ki ve gerçekten çok iyi. Hani birebir gibi duruyor. Ya oyuncular bile çok birbirine benziyor aslında. Tabii tabii. Çok bence kas çok iyi ya. Evet, karşılayan bir dizi, bir yapım ve bence çok da takdiri hak eden bir yapım Last of Us. Üçüncü haber mi? Üçüncü haber. Bu da Amazon Prime'den gelsin. Amazon Prime'de yine Rings of Power'ın ikinci sezonu gelecek. 29 Ağustos'ta sanıyorum ki yayınlanacak. Hatta bu akşam teaser'ı yayınlanacaktı ama bizim çektiğimiz saatlere yetişmedim maalesef. İzleyebilseydim teaser üzerine de konuşurduk ama bunu farklı bir zamanda ya da işte Rings of Power izledikten sonra belki izledik konuşuruz. Şimdi Rings of Power'da da şöyle olmuştu. Lord of the Rings izleyen herkes çok çok iyi bir şey beklemişti. Bu noktada da Rings of Power karşılayamamıştı. Yani orada bir şey var aslında. Şimdi okuduğumuz bir şey ya da daha önceden gördüğümüz bir şeyi bence kafamızda farklı kurguladığımız için ne yaparlarsa yapsınlar sanki yetersiz oluyor izleyici için değil mi? Tabii kesinlikle. Ya bir de beklentiyle ilgili biraz. Tabii. Beklentisiz izliyorsun mesela Game of Thrones da öyle. Yani beklentisi girdiğince ilk başta tabii bir noktaya koyuyorsun. Bizim için de Last of Us da mesela öyle. Tabii ki Game of Thrones kadar fenomenal bir dizi değil ama beklentisiz izlediğimiz için çok yükseliyorsun. Evet. Daha sonra beklentin biraz yükseldiği zaman da onu ister istemez karşılamıyor. Bazen o kadar cesur da olmuyor. Bazen o kadar böyle spekülatif bir noktaya da gitmiyor. O da ister istemez bence ikinci devam filmlerinde dizilerinde bizi etkiliyor bence. Olumsuz. Evet olabilir. Yani bilmiyorum. Ben kendi adıma izledim ve beğendim bu arada. Rings of Power'ı da yine sanıyorum ki geçen yıl mı izlemiştik? 2022'de izledik sanırım ya. Kanalda videosu var. Rings of Power var mı? Var. Aşıklar Bayramı ile beraber konuşmuştuk galiba. Tamam. Yani onu da sanıyorum. O da... ben Aşıklar Bayramı bölümündeydim. O Rings of Power'da çok yoktu. Aşıklar Bayramı bölümünde ben de aktiftim. Yani. Yani ikimiz ikine. Evet. Ben hani çok böyle şey olmamıştım. Çok kötü bulmamıştım ben. Ama tabii bir tanıtım yayınlamışlardı bir ay ya da bir iki ay evvel. Orada işte Sauron'un yüzünü falan görüyoruz. Yüzüklerin kaça ayrıldığını görüyoruz. Yüzüklerin kimlerde olduğunu görüyoruz. Bu birazcık beni yükseltti. Tabii dediğim gibi teaser'ını izlemedim. Muhtemelen çok çok iyi bir şey çıkacak. Çünkü ya işte burada denge çok önemli. Hani bir taraf çok yüksek, bir taraf hiç yüksek değil. Ben çok ortada kalıyorum. Bir bölümü aşırı yükseliyorum ve çok beğeniyorum. Ki Lord of the Rings benim çok severek izlediğim bir yapımdı. Yine severek okuduğum kitaplardı. Hani bu noktada ben beni tatmin edeceğini düşünüyorum ya. Ve ben bir de böyle şeylerde ne olsa izliyorum gibi bir şey hani. Evet, etkileniyorum çok... ben. Fantastik olması bir şeyin beni alması için çok çok yeterli. Beni de almaması için yeterli. Star Wars da öyle. Yani fan girl de değilim ama fantastik ya böyle bir akıp gidiyorum ben ona. Star Wars'un biraz abartıldığını düşünüyorum. Biraz demeyeyim. Lütfen. Biraz fazla oldu. O benim ince çizgim. Ya bilmiyorum. Ben bir şey göremedim yani de neyse. Star Wars'la ilgili bir haberimiz yok. Aslında vardı ama onu hatırlayamıyorum şu an. Diğer haberime geçeyim. Yine Amazon Prime'dan bu sefer vizyona daha önce girmiş bir filmle ilgili. The Zone of the Interest ki kanalımızda bunun da videosu var. O da 23 Ağustos'ta Prime Video'da yayınlanacak. Yine izlemeyenler, işte dönem içerisinde onu kaçıranlar Prime Video'dan bakabilir. Bence iyi bir filmdi. Çok da Oscar'dan da ödülle döndü ve ödül sezonunda da çok çok iyi ödüller topladı. Takdir edilen filmlerden biriydi. Sen iyi film derken bana bir laf mı soktun? Onu Yek ve sen konuşmuştunuz değil mi? Öyle hatırlıyorum. O kadar kötülemişlerdi ki filmi. Abi ben
Sinema dünyasını bir start etmek anlamış, istiyorum ya. Anlayacak bir şey yok da, anlamayacak bir şey yok da ben sinema dünyasını bir start etmek istiyorum ya. Tabii buyur, kamera kamera versin. Bakarak hem tamam, de. Tamam, kameralar senin. Yani şöyle bir durum var. Şimdi belli konular var. O konuların dokunulmazlığı var. O konulardaki sıradan bir iş bile çok övülüyor. Sanmıyorum. Bak politik doğruculuktan kaynaklı. Ama mesela Jojo Rabbit neden almadı? Abi Jojo Rabbit gibi çok, değil bu. Bence çok çok üzerinde bu arada. Yani bu arada Jojo Rabbit çok daha insansız da demek dostum. İstemiyorum. Evet hani çok daha tutup da böyle ince bir yerden, kalbimize dokunan bir yerden aynı konuyu ele alırken The Zone of the Interest aslında birazcık da görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum evreninde. Fakat burada da işte insanlığın nasıl suspus olduğunu, bence sizin burada anlayamadığınız şey anafordu. Yani siz onu yakalayamadınız. Hayır, yakalayamadık değil. Ben diyorum ki şimdi orada birileri yakılıyor. Tamam. Sen de burada işte çiçek ekiyorsun. Kendi hayatınla ilgileniyorsun. Tamam. Bunu ne kadar izleyebilirsin? Ya bu bir kısa film olsa 6-7 dakikada bunu görsem ben çok etkilenirim. Ama bu 1 saat 15 dakika, 1 saat, 1,5 saat olunca, hep aynı şey olunca ya orada bir hayat var. Ya orada ölenler var ve bunlar hani bir duvarla bölünmüş. Bir yerde cennet, bir yerde cehennem gibi. Ve 1,5 saat sürüyor. Benim eleştirdiğim nokta buydu aslında. Yani bir noktada o şeyin kırılmasını bekledim ben. Yani oradan biri oraya geçerek, oradan biri oraya geçerek ama işte sinema dünyasında şöyle bir şey seziyorum. Mesela bak, pure filmler. Kötü cure filmler bile çok övülüyor. Yani anladın mı demek istediğimi? Ama mesela son dönemlerde izlediğin kötü bir cure film söyle bana. Şeyler. Yahudi soykırımıyla ilgili olan, Holocaust'la ilgili olan filmler. Kadın yönetmenlerin kadın bakış açısını yansıtmaya çalıştığı filmler. Ya ama zaten sektör olarak şimdi politik doğruculuk birazcık orayı ele geçirdi. Hani sen işte her şeyin i̇şte pembe olduğu... İşte de böyle olduğunu düşünüyorum. Tamam ben. İşte her şeyin pembe olduğu... Pembe gösterildiği bir noktada sen şey diyemiyorsun. Aa bu aslında mormuş dediğinde taşlanacağını bildiğin için diyorsun ki ya evet o da pembe. Çok hani, iyi yansıtmış. Evet ya, hani öyle söylüyorsun ama şimdi bu evet doğru bir yorum da olabilir ki ben de katılıyorum. Bir noktada sana katılıyorum ama yine The Zone of the Interest'in de seyircinin beklentisini ya da akademinin beklentisini karşıladığını düşünüyorum ben. Hayır, fikir çok iyi. Gerçekten çok iyi. Fikir çok iyi. Uygulama da çok iyi. Fakat. Süre olarak sanırım. Hayır süre değil yani. Bir şey olmuyor. Yani 10. dakikada olayı anladıktan sonra orada insanlar yönü, burada insanlar bahçesine çiçek ekiyor anladıktan sonra hep öyle gidiyor yani. Ama hep işte, orada insanlar oluyor, ölüyor. Hep orada insanlar bir şey temizliyor, köpeğini besliyor. Şu anda orada öyle değil mi? Ya mesela çok yakın bir şeyden bahsedelim. Güncel konuşalım mesela. İşte bu Filistin, Gazze'deki olaylardan konuşalım. Şimdi burada da yine bir katliam var. Bir çok insanlık dışı bir şeyler yapılıyor. Ama şimdi biz burada bunu konuşuyoruz. Ya da işte karşı apartmandaki kişi her sabah köpeğini aynı saatte dışarı çıkarıyor. Her akşam aynı saatte geri getiriyor. Yani akış hep aynı ya. Tamam benim iddiam şu ama. Filistin'le ilgili aynı filmi yap. Tam birebir. Yine öyle bir doğru tabii olsun. Tabii ki. Ben evet. Bu sefer sana. Şu an beğen... Zone of Interest'i beğenmeyenler beğenecek. Zone of Interest'e tapanlar diyecek ki ya falan işte. Evet tabii ben ondan bu konuda bahsediyorum. Evet bu konuda haklısın. Yani evet. Ya orada gerçekten... Ama ben Filistin'de... Bu film neyse Filistin'de çekilse yine beğenmeyecektim. Sanmıyorum ya. Hayır Filistin diye... Ha evet. Beğenmem olmayacak benim yani. Ben hani filmi... Bence... Ben bu arada fikir olarak filmi çok beğendim. Aynen öyle ben de. Hani savaş filmleri noktasında işi çok başka bir yere taşımış filmlerden biri kendisi. Evet. Direkt olarak savaşı izlemiyoruz ama şimdi bir tarafta da o savaşın alıyoruz. O kokusunu alıyorsun. O soğukkanlık o ya böyle her yere sinen o karanlık seni ele geçiriyor. Ne kadar burada çiçek de ekilse sen o karanlığı görebiliyorsun zaten. Fikir olarak çok iyi ama dediğin gibi işte burada da akademinin belli başlı kişilere tav olmasının payı var diye düşünüyorum. Ya ben tek akademiyle ilgili değil. Böyle her yerde çevremde film yorumlayanlar ya da YouTube'da film yorumlayanlar için de konuşuyorum. Akademiyle ilgili hani akademi ödül verebilir. O benim hani Oscar'ı hak etmediği gibi bir nokta değil. Tabii yarıştığı filmlere de bağlı. Sadece böyle herkesin biraz yani belli konuları övdüğünü düşünüyorum. Buna bazen ben de katılıyorum. Zaten konuşuyoruz da seninle. Evet. Hiç olmayacak bir şey övülüyor ya da çok hak eden bir şey mesela çok rahat bir şekilde hiç beğenmeyebiliyorlar. Ama işte bunu nasıl yaptıklarını ben de çok ayamıyorum. Ya bunun olayı şu mesela atıyorum. Şimdi İran sinemasını genelde niye beğeniyoruz? Ben çok beğeniyorum ama ben neden? Çok beğeniyorum. Çünkü oradaki rejimin karşıtı bir noktada. Mesela şimdi Güney Kore'nin şu an çok revaçta olmasının sebebi de o. Yani sen Avrupa'ya yanaştığın zaman tabii müthiş oluyorsun. Yani Güney Kore sineması da şu an o noktada. Mesela hani şimdi Burning var, Parazit var. Şimdi Burning çok çok bence daha iyi. Tabii. Ama hani daha ödülü alan Parazit. Amerikan olan. Amerika'ya daha yanaşan. Tabii. Ödül alıyor gibi bir durum var. Ama Zone of Interest sevimi
burada bitirmek istiyorum yani. Tamam. Peki. Biraz da üzgünüm çünkü. Yani bu kadar filmin biz Yunus'la konuştuk. Biz böyle bir noktada olacağını bilmiyorduk. Evet. Yani biraz gafil avlandık yani. O politik doğruculuk akımına katılamadık yani, anladın mı? Bilsen önceden, ben de... Önceden görebilsen över miydin? Full överdim. Başyapıt falan överdim yani de işte bilmiyorum, ben anlamadım yani. Yani... Bilmiyorum. Diğer haberime geçeyim. Geç. Bir diğer haberimiz de yine bu dönem içerisinde yayınlanan sinema vizyona giren sinema filmlerinden biriyle alakalı. Poor Things 14 Ağustos'ta. Aynen 14 Ağustos'ta Disney Plus'ta yayınlandı. Disney Plus'ın kütüphanesine eklendi. Yine onu da merak ediyorsanız eğer ona da bakabilirsiniz. Yine kanalda videosu var. Biz var değil mi? Kim konuşmuştu onu? Ben hatırlamıyorum. Yunus Emre konuştu galiba onu. Poor Things'e. Yunus Emre diye hatırlıyorum. Bu nedir? Full kanalda her şey var. Biz çok iyi izlemişiz mi? Rings of Power var. Rings of Power ama olsun yani. Zone of Interest var. Tamam, bu seneden Zone of TV, Zone of Last Interest. Last of Us yok. Last of Us kendi içimizde öldük yani. Evet. Ya işte biz böyle sezonluk dizileri çekemiyoruz aslında. Çünkü orada haftalık yayınlandığı için bölümler, biz sanıyoruz ki yani haftalık olarak güncellemek gerekiyor ya da tekte oturup konuşmak gerekiyor. O şekilde olduğu için çok atmamıştık. Severance da aynı şekilde işte... House of Dragon da aynı şekildeydi. Rings of Power'ı çok şaşırdım konuşmamıza. Bir de şeyi konuşmuştuk, Silo'yu konuşmuştuk. Yani bu ikisi dışındakileri konuşmadığımız için çok üzgünüz. Çünkü sezonları geldikçe ve iyi yönlerini gördükçe pişman oluyoruz konuşmadığımız için. Allah'tan konuştuklarımız varmış ama. Evet. Son haberimse benim çok önceden bildiğimiz, çok önceden izlediğimiz, herkesin çok sevdiği ve sıkça da alıntılarıyla karşılaştığımız bir film. Interstellar'dan. Nedir haberimiz? Tekrar yayınlanıyormuş galiba. Evet. 6 Aralık'ta tekrar yayınlanacak. 10. yılına özel olarak biliyorsunuz kendisi 2014'te 7 Kasım'da vizyona girmişti. Nolan'a bir saygı duruşu olarak sanıyorum ki 6 Aralık'ta tekrar izleyebileceğiz. İzleyecek misin? İzlemeyeceğim. Ben izleyeceğim. Hayır, biraz spekülatif. Ben senle giderim diye düşünmüştüm. Hayır, biraz spekülatif bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Interstellar çok iyi film. Evet. Ondan bir noktada yani hiçbir şüphem yok. Fakat bahsedildiği kadar iyi bir film değil. Neden? Yani bu kadar değil. Yani hani tamam çok ya iyi film. Ya iyi bu arada. İyi film, iyi film. Gerçekten iyi film. Ama hani şimdi böyle bir hani başyapıt var diye. Yok, başyapıt değil. Ya mesela şey gibi. Şimdi söyleyeyim bilmiyorum da. Interstellar'a bağlı olan kümeyle, tamam mı? O tamam. İnsanların ortalamasını al. Ya da o insanları bir yere topla. Tamam. Yani %95'i her hafta Barış Özcan videosu izleyip şey oluyordur. Hani Barış Özcan videosu var işte. Bu sefer işte dünyada müthiş bir şey oldu. İşte uzayı çözdük falan. Her hafta. Her hafta öyle video. Uzaydaki büyük sır. Bizim asgari ücret hala 17 bin ya. Her sen hafta ayda 4 kere işte canlı yayın yapıyor. Oradan uzay geçecek. Uçtuk abi. Bitti bu sefer. Tamam diyorum, hani gittik uzaya herhalde hep beraber. Bizi aldılar. Buradan uzaya gönderecekler. Bir şey olmuyor ya. Hı hı. Interstellar da öyle işte. Ya ama işte... O kitle aynı kitle, anladın mı? Barış Özcan kitlesi de o uzay haberlerinin heyecanına kitle var ya. Abi tamam ya işte artık biz tamamız işte uzayda su bulduk falan filan. Barış Özcan bize hep böyle. Her hafta böyle oluyor. İşte Interstellar da öyle bir film. Yani kitlesine bir şey diyemem ama bence... Duygusal açıdan insanları bir noktada kendine bağladığı için önemli bir film bence. Yani ben mesela konuştuğum arkadaşlarımla... Dönüm noktası da... diyebilir misin ya? Sinema tarihinde böyle hani bu gerçekten olayı başka bir yere getirir. Ben böyle yılları dizerken 2014 deyince işte bu iki Interstellar yani... sinema adına Interstellar yılıdır derim. Diyemem, diyemem ama... İyiydi. Yani senin o zaman en iyi filmlerin arasında yok aslında. Ya bu arada ben hani bütün senin filmleri... Senin tarzın da çok değildir bu arada. Evet, ben yani bütün filmleri izlerim. Şimdi Interstellar'ı da izledim. Hatta onu sinemada izlemiştim. Ama şimdi benim sevdiğim tarza gelecek olursak ben bunların hiçbirini izleyip konuşmamam gerekiyor. Ya ben Tarkovski falan izliyordum bir dönem, biliyorsun. Vay vay Bergmanlar falan, ben bunlarla ilgili tezler yazıyordum. Ama şimdi geldiğim noktada... Nolan'ı çok da aşağı koyma ama. Nolan'ı aşağı koymuyorum ama şimdi... Baktığın zaman yönetmen sineması ve modern sinema çok farklı uçlar. Tabii. Şimdi şey gibi bu işte Nuri Bilge Ceylan'la Nolan'ı karşılaştıramayız. Yani şimdi orada çok farklı bir şey var ya. Çünkü biri seni burada bu buhranın içerisinde ele alırken diğeri diyor ki uçalım kaçalım. Buradan buraya gitmiş olalım. Yani biri daha bir evren kurgularken diğeri senin zaten içinde olduğun evreni sana bütün açıklığıyla göstermeye çalışıyor. Hani... Bu noktada benim çok da sinema konuşmaya hakkım yok mu bilmiyorum. Her şeyi izlediğim için bilemedim şimdi. Şimdi Nuri Bilge Ceylan... Senin kadar şey değilim çünkü ben. Nuri Bilge Ceylan demişken bir haber daha verelim. Verelim. Tahmin ettim. Buyurun. Nasıl bağladım? Çok iyi. Ama ben pas atmış oldum. Ama farkında olmadan attım o pası. Altın Koza'nın jürisinin... Açıklandı. Yani Nuri Bilge Ceylan tamam. Okey.
Iris de tamam. Hani? Biri var. Birileri var. Biri varsa aramızda ya. Şey, Gözde'ye atıfta bulunabilir miyim buradan? Yine ben, yine ben, yine ben diyen birileri var. Şimdi abi ben, bak Serenay Sarıkaya ne alaka? Ama yine o, yine o, yine ya o. Ne alaka? Sinema filmi var mı ya? Sinema filmi var mı abi? Serenay'ın var mı? Aa, yoktur ya, Serenay Sarıkaya kim ya? Saçmalama. Abi Serenay Sarıkaya kim ya? Ay saçmalama. Abi ne alaka Serenay Sarıkaya ya? Yani ne alaka ki? Yani şimdi... Ya neden ya? Şu konuşulsun diye mi bu şu an? Yani muhtemelen... Ya çünkü şöyle şimdi bunun... dikkatle ki medyada da konuşulması gereken bir şey. Yani yoksa nasıl ödül verecekler insanlara? Abi Serenay Sarıkaya olmaz. Olmaz. Olamaz öyle bir şey. Yok öyle bir şey yani. Ben çok teessüf ediyorum ya. Tamam hani Adana Film Festivali'nde ben böyle çok yukarı bir noktaya koymuyorum ama ne alaka yani. Sinema filmi bence yoktur. Ya da varsa böyle saçma sapan filmleri vardır ya. Ya ben hiç hatırlamıyorum bu arada. Ya yok abi hani... sinema filmi ya. Bilmiyorum. Ya hiç televizyonda olabilir ama. Magazinsel bir figür ya. Ya işte daha çok Netflix gibi. Hayır televizyondan çıkan. Gördüğümüz aynen televizyon dizileri. En son işte Kıvanç Tatlısı'yla bunlar birbirine ateş etmiyor muydu abi? Aile isimli bir dizide oynamışlardı. Arabasının lastiğine ateş ediliyordu ya en son. Yani... Bir şey demiyorum. Ya bilmiyorum. Bence yetenekli bir kadın bu arada. Hani işte oyuncu... Göremedik daha ama. Yetenekli bir kadın. Ya... Göremedik işte. Bilmiyorum. Ben beğeniyorum Serenay'ı. Şöyle bir durum ama var. Ama tabii senin dediğin... Hangi işi da... mesela böyle... Ya belki hani şey yapanlar... Kendisi olmalı. Medcezir diyebilir. Medcezir evet iyi bir... Yani ben onu da beğenmiyordum. Ama hani hangi böyle Opus Magnum'u ne ya Serenay'ı? Burada abi Serenay falan. Ne ya yani? Yani yok benim de kafamda. Yok bir geliyor mu aklına bir böyle şey yani bir, ha, bu Opus Magnum'udur bu şeyin falan filan daha üstüne çıkamaz. Yani yapımlarını böyle oynadığı yapımları göz önüne getirmeye çalışıyorum ama ya tabii yok. Ama işte dediğim gibi orada birazcık daha işin magazinsel boyutu da önemli. Çünkü işte Altın Kozan'ın da konuşulması gerekiyor. Bir magazin değeri olması gerekiyor. Belki bu yüzden Serenay Sarıkaya'ya da jüride yer vermeye çalışmış. O da kabul etmiş gitmiştir. Çünkü son dönemde çok popüler gerçekten. Bu Şahmaran Adana'da çekilmiyor muydu? Evet. Ha belki o yüzdendir. Muhtemelen o yüzdendir. Zaten o da çok kötü bu arada. Şahmeran demişken ben de hemen oradan pası alayım. Şahmeran'ın ikinci sezonu Netflix'te yayınlandı. Birinci sezonuyla ilgili yine konuşmadık değil mi? Konuşmadık. Çünkü ben hamileyim. Ben yine konuşmayacağım neyse. O Kaşları sezonu... Kalın Çocuğun şarkı söylediği bir sezondu yani. Evet. O sahneyi görmüştüm. Ben Kaşları izlemedim Kalın Çocuk. Ben izlemedim bu arada. Neyse. O yüzden ben yorum. Sen al Body götür. Body shaming'im bittiyse devam edin. Sen, sen programı al götür. Ben izlemedim tamam. Onun için. Birinci sezonu hadi. Yani birinci sezonunda yine beklentin oluyor. Çünkü Şahmeran güzel bir mitolojik hikaye. Yani bu topraklarda yer edinmiş bir mitolojik hikaye. Ve senin bu hikayeyle ilgili beklentin yüksek oluyor zaten. Hikayeyi okuyunca işte benim... Bu dizinin yayınlanmasıyla birlikte bunu ilk kez okuyan ve izleyen arkadaşlarım olmuştu. Hani Şahmeran mitolojisini ilk kez duyan arkadaşlarım olmuştu. Onlarla konuştuğumda da beklentileri çok yüksekti ama izlediklerinde bir sıkış tutrağına uğradıklarını söylemişti. Hatta ben onlara demiştim ki belki ikinci sezonda toparlarlar. Daha ikinci sezonda ne yaptınız? Niye böyle bir şey yaptınız? Furkan o kadar kötü ki. Nasıl biliyor musunuz? Yani spoiler vermemeye çalışacağım ama bir şey ancak bu kadar birinci sezondan daha vasat olabilir. House of Dragon gibiydi aynı. Hadi o yine izlenebiliyor da yani bunun gerçekten izlenecek hiçbir tarafı yok. Şöyle ki şimdi biliyorsunuz yani bunları söyleyeyim çünkü bunları söylemeden anlatamayacağım. Lilith serbest kaldı ve yeryüzüne çıktı. Lilith'i yeryüzüne çıkaran Kaşları Kalın beyefendimiz. Şimdi bunlar olduktan sonra Lilith yeryüzünü anlamaya çalışıyor ve gittikleri yer bir bar. İşte bu gaylerin takıldığı bir seks bar. Ne alaka? Yani oradan mı dünyayı anlamaya çalışacaksın gibi bir şey oluyor orada. Bunun dışında işte Şahsu Maran'la birlikte bir hikayenin içerisindeyken Şahsu... Ya bu Şahsu'yla bunu kim, bu fikri kim veriyor ya bunlara? Biri bunu düşünüyor ve şey diyor ya, buldum. Dizi Şah Maran, biriniz bir Şahsu olsun, biriniz... Abi yapmayın ya. Ama mesela aynısı Zeytin Ağacı'nda da var. Abi biz bu kadar aptal değiliz Ada ya. Ada ve toprak. Tamam biz bu kadar aptal mıyız ya? Belki de. Değiliz ya, bu kadar aptal değiliz ama ya. Ama şöyle bu arada ben şimdi diziyi kötüleyeceğim size de. Dizi Netflix'te Türk yapımla dünya kategorisi yani dünya listesinde dünyada en çok izlenen diziler listesinde 5. sıraya falan çıkmıştı. Geçtiğim 1-2 gün önce baktığımda. Hani kötülüyoruz ama böyle de bir başarısı var. Demek ki demek ki onun izleyici kitlesi biz değiliz bu arada. Bizi oynamıyorlar. Yani bu zaten gerçekten çok Netflix açık. Netflix zaten öyle bu arada. Bize değil yani. Onun bence... Netflix YouTube oldu diyebilir miyiz ya? Ya kesinlikle öyle. Çünkü bakın gerçekten elinde çok güzel mitolojik bir öykü var Şahmaran. Ve bunu ben çok küçükken hatırlıyorum Kanal 7'de izlemiştim ya. Çok etkilendim. Bakın Kanal 7 ellerinde hiçbir fon olmadan, hiçbir yatırım olmadan sizin çektiğiniz dizinin çok çok üstünü izlemiştim ben ta küçükken. Yani bunun belki 15 yıl öncesi bir tık da dini bir yön vardı.
Tamam, dini bir yanı da vardı belki. Çok hatırlamıyorum. Ama şimdi gerçekten bu kadar elinizde fon varken ve bu kadar para varken, bu kadar yatırım varken, çok iyi oyuncularla anlaşmışken, işte bugün Türkiye'de en çok popüler olanlarla çalışıyorken siz, ya Saadet Işıl Aksoy var. Çok popüler, çok iyi. Onlar çalıştıkları için zaten senaryoyu geride bırakıyorlar ki. Hayır ama mesela Saadet Işıl'ın bence ya çok iyi bir oyuncu var elinizde. Görsel olarak da çok iyi. Hadi Serenay da görsel olarak çok iyi. Erkek oyunculara bir şey söyleyemeyeceğim. Beğenmiyorum. Hadi onların da yine oyunculukları çok iyi olsun. Belki başkalarına göre ama nasıl bu kadar kötü olabiliyor? Ya diyaloglar o kadar şey ki, hani böyle ne derler ona? Wattpad gibi, ana akım. Yani böyle adam konuşmaya başladığında kadın ne diyeceğini biliyorsun. Ama neden hani? İşte bunun dışında yılanlar üzerinden bir sosyalist devrimi okuyoruz biz ya. İşçi sınıfı yılanlar var, marlarla işte insanlar, yarı insanlar, tam yılan olanlar. Hani bunları kategorize edin. İnsanların kafasını karıştırmayın. İşte yılanlar devrim yapmaya çalışmasın bir noktada. Hani işçi sınıfı olanlar niye bu kadar yeriliyor gibi bir şey de var. Ya bilmiyorum, çok saçmaydı. Konuşulmaya değer mi bunu da bilmiyorum. Çok spoiler vermek de istemediğim için yani giremiyorum da. Keşke girebilsem. Çünkü çok daha yeni. Muhtemelen izleyecekler olacaktır. Hani spoiler da vermeyeyim ama çok kötüydü ya. Değmez. Ha, izleyenler varsa lütfen başka bir yerden bakabiliyorlarsa bana söylesinler. Ben göremedim o derinliği. Ben şöyle bir şey, bunun kendi Instagram hesabımın için soruyorum ya. Gerçekten Serenay Sarıkaya'nın Opus Magnum'u, yani en başarılı bulduğunuz işi, bir daha bu seviyeye gelemez, böyle oynayamaz diye düşündüğünüz işi ne? Bunun bir anketini açalım ya. Vallahi çok merak ediyorum ya. Birkaç tane dizisini koyalım. Jüri yapacak. Onu jüri yapacak ne yaptı yani, anladın mı? Ben tabii ki diğer jüri, hani jüri olmak müthiş, jüriye sadece böyle işte öyle bir yerden söylemiyorum. Fakat hani onu oraya getiren şey medetikliyse tamam. Ki öyle görünüyor. Çünkü yani muhtemelen oyunculuğuyla ilgili bir şey görmedik yani. Bir de senin dediğin gibi işte Şahmaran'ın da Adana'da çekilmesi de etkili olmuştur. Adana'nın tanıtımı için, çünkü ya bir tane şey yap dünya ya. Dünya noktasında da belki izleyenler olacak. Art House yap bir tane ya. Ya senin para ihtiyacın var. Bir tane yap bir şey bakalım, görelim ya. Ya şey mesela neydi? Kurak Günler'deki savcı. Aa, Selahattin Paşalı. Bak adam böyle gidiyor, imam oynuyor, bir şeyler yapıyor. Böyle boş boş işler yapıyor. Aşk 101'de fındık yiyor falan filan. Ama bir tane Art House... Salladım sinirden. Bir tane Art House patlatıyor. Bir Art House patlatın ya. Ama şimdi Selahattin Paşalı'nın duruşuyla da bence kıyaslamamak gerekiyor. Çünkü onun duruşu çok net. Yani evet. Görebildiğimiz kadarıyla net bu arada. Çok da iyi bir oyuncudur Selahattin Paşalı. Ben çok beğeniyorum kesinlikle kendisini. Hani şu ana kadar konuştuğumuz bütün oyunculuklar belki Şahmaran'dakilerin 5-10 katı yani. Peki, bence. Ben kendi adımı söyleyeyim ama. Ben çünkü televizyon izlemiyoruz ya. Şimdi Kurak Günler dışında ben bir Aşk 101'de izledim onu. O iki kişi falan da olabilir. Yani iki işlerinden biriydi galiba. Aşk 101'de böyle yani normal bir dümdüz, yani iyi oyuncu ama hani böyle bir wow'luk bir durum yok. Ama mesela Kurak Günler'deki savcı rolünde bana savcı gibi geldi. Evet. Beni aldığı nokta oydu. Belki Serenay da beni alır. Ya bu arada ben... Ama öyle bir şey yok yani. Şeydi. Birbirlerine atış ediyorlar ya Kıvanç'la. Kıvanç da öyle mesela. Abi görelim ya. Abi bir görelim yani, anladın mı? Bir git bir tane şeye. 3-4 tane yönetmen var zaten Türkiye'de. Ya git bir yönetmenin altında bir bakalım ne olacak. Bu arada Kıvanç'a katılmıyorum. Çünkü Kıvanç'ın bence kendi içinde... Ne? Opus Magnum ne Kıvanç'ın? Aşkı Memnun mu? Çok iyi oyuncu. Aşkı Memnun mu Opus Magnum? Kıvanç iyi bir oyuncu. Tamam, ne Opus Magnum? Şurada şu abi de. Ne mesela söyle. Kuzey. Bak siz anladın mı? Kuzey işte adam yani. Bu. Çok iyi. Adam böyle kedilere şıp şapan. Hayır, şeyde de çok iyiydi. Yılmaz Erdoğan'ın filminde de çok iyiydi bence. Kelebeğin Rüyası. Evet. Kelebeğin Rüyası'nda iyiydi. Bir tek orada iyiydi. Hayır, Kıvanç Tatlıtuğ çok iyi bir oyuncu. Hakkını yedirmem. Ama yok işte, diyemiyorsun. İyi bir oyuncu ama. Mesela şey vardı. Diyebilirsin. Netflix Aşklar Bayramı. Yakamoz Boğa. Boğa'da da iyiydi mesela. Değil abi, değil. İyiydi ya. Bak yönetmen sineması. Arkadaşlar bak, sinemanın temeli yönetmendir. Yakamoz'da tamam da iyiydi bu arada. Yani, değildi. Ya, hayır ya. Şöyle değildi. Ya iyi derken. Şimdi senin değil derken bir seviyede. Beklentin ne yani? Bir seviyede. Yani bak değil derken şöyle. Yani Medcezir'de de iyi oynamıştır. Medcezir'de. Aşk-ı Memnu'da da iyi oynamıştır. Ama o bir kalıp içinde. Ben diyorum ki kalıptan bir çıkalım. Çünkü oyunculuk öyle bir şeydir ya. Mesela şeyi düşün mesela. Şener Şen'i düşün. Yani ikinci bahar müthiştiz ama ikinci baharda da var. İşte Yavuz Turul'un şeyinde cinayet de çözüyor. Falan filan. Hani yani Haluk Bilginer keza öyle. Haluk Bilginer şimdi çok kötü dizilerde de oynuyor yani. Tabii ki. Şimdi oyunculuk ama bu zaten profesyonel, ben bunun farkındayım. Ama ben diyorum ki belli kazanç elde etmiş tırnak içerisinde oyuncuların tabii ki dünyalığını yap yani. Ben hani gidip orada aç sefahat. Ya bir tane böyle bir tane at bakalım, bir görelim ya senin oyunculuğunu. Yani Kıvanç için buna katılmıyorum ama Serenay için olabilir. Ama yok ki öyle bir...
böyle bir risk almışı da yok. Ya yani. Ama şimdi neden risk alsın ki? Ama para oyuncu çünkü para ihtiyacı o aşılı olması lazım. Belki teklif de gitmedi. Çünkü şimdi bizim yönetmen sineması ya da art house dediğimiz nokta çok kendi içinde yapılan yapımlar. Şimdi şeye gidip de benimle oynar mısın demiyorlar. Selahattin Paşalı. Ama Selahattin Paşalı'nın onun duruşu bence çok uygundu. Bence de çok uygundu ama. Şimdi mesela Kıvanç Tatlıtuğ oynayabilir mi? Evet altından kalkabilir ama şimdi. Göremedik ama. Yapan bir yönetmen de senin gibi düşünüyor olabilir. Ben bunu göremedim. Acaba nasıl olacak diyor olabilir. Şimdi orada şans tanınmadığında belki çok da şans tanınmıştır. Bunu bilemeyiz. Hani bilmediğimiz bir yerden konuşuyoruz ama oynama şansı da verilmemiştir belki ki ben oynama şansı verirse Kıvanç Tatlıtuğ'un altından kalkabileceğini düşünüyorum. Ama belli başlı isimler için ben de Furkan gibi düşünüyorum. Serenay oranla bence daha ben de yakınım. Ben de daha kalkabilir gibi düşünüyorum ama daha görmemiz lazım abi. Neyse yaz Kıvanç'a. Mail at. De ki abi ben seni bir görmek isterim. Ha bir görelim ya. Tam bir yaz. Yani bu böyle bir sistemdi. Bizim konuşmak istediğimiz farklı bir şey var. Fake. Bir Avustralya dizisi karşıma çıktı. Çok önemsiz görürüm normalde. Fakat IMDb puan çok yüksekti. 7.8 miydi? Evet. Yani ben çünkü ben 7 üzerini IMDb'de şey alırım. Çizgim 7 üzeridir. Benim... IMDb'ye bakıyorsam. Ama bazı filmler var. Mesela bakıyorum 3.8. Filmi beğendiysem yine izliyorum. Ama hani böyle IMDb'den gördüğüm 7 üstü benim derim ki bu hani en azından böyle bir seyirliği vardır. Film şöyle bir film. Dizi. Öncelikle bir değil, film değil. Öncelikle dizi. Sen anlatmak ister misin? 8 bölümlük bir mini dizi gibi. Evet. Ama ikinci sezona sanki bir selam çaktılar sonunda gibi de. Ya çok dönem yok. Yani kötü çünkü. Ya dizi aslında şöyle. Sosyal medyadan tanışan olgun artık böyle orta yaşlarda bir kadın ve bir erkek karakterimiz var. Kadının tabii soru işaretleri var. Ve bizi... kadın sosyal medyada kestim ama kadının uzun süredir sevgilisi yok ve ilk date'ine gidiyor aslında. Evet. Biz aslında diziyi baya böyle sinematik bir noktada açılışla görüyoruz. Kadın telefonuna bakıyor ve işte buluşacağı adama doğru yol alıyor. Bu sırada arka planda da bir mesajlar iletiliyor vesaire bir şeyler oluyor. Ve kadının işte kafası karışık. Bunu size gösteriyor yönetmen. Hani gitsen mi gitmesen mi noktasında ayaklarını çekiyor daha çok. Gibi böyle güzel çekim sahneleri var. Bununla açılıyor. Kadın gidiyor buluşmaya. Yanlarında başka bir adam var. Burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi bizim iki karakterimizden biri fake. Fake olan zaten ilk dakikada kendini belli ediyor değil mi? Evet. Çünkü böyle çok komik bir yerden bir yalanla toparlamaya çalışıyor. Daha sonrasında olaylar bir şekilde gelişiyor. Ben Furkan'a vereyim. Şimdi burada tabii bana dizinin konusunu söyle demiştin. Dizinin konusu bir adam tarafından sömürülen, işte kandırılan ve manipüle edilen kadınları konu alıyor. Bu kadınların artık bir noktada tamam dediği bir hikayeye yol veriyor aslında. Yani şöyle bir şey var. Bir kere yönetmen yani yönetmenliğini ilk bölümde bitirmiş gibi. İlk bölümde çok iyi. Bak, açılış sekansı. Ben açılış sekansı. Müthiş yani. Ama ondan sonra bir çok bir yönetmenlik göremiyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi iki kişi buluşuyor. Dizinin ismi Fake. Şimdi biri Fake. Yani böyle bir sahte bir karakter üzerinde bir şeyler söylüyor belli ki. Sahte kimliği var yani işte o sosyal medyada. Evet yani böyle hani olmadığı işleri yapıyormuş gibi işte tekneleri varmış gibi falan filan. Fakat adamın fake olduğu hemen belli. Ama şimdi 8 bölümlük değil sen ister istemez diyorsun ki ya adam fake değildir acaba hani kadın mı fake? Çünkü hani adam o kadar fake ki. Yani bir noktada diyorsun ki hani bu yemlemedir yani. Hani yemi mi alıyoruz? Çünkü bu kadar hani 8 bölüm işte 40'ar dakikadan neredeyse işte 4-5 saat. Hani ilk dakikada fake olduğunu anladığın kişinin fake çıkışını mı izleyeceğiz diyorsun. Şey işte orada insanlarla olan diyaloglarını izletiyor aslında bize yönetmen. Şöyle yapıyor. Hali hazırda bir fake adamımız var. Adamın adı neydi ya? Joe muydu? Joe. Joe var. İşte bu Joe bizim kadın karakterimizin adı neydi? Çok iyi izlemişim yani. Ha, ne bileyim. Kadının adının... Bilmiyorum. Önemi yok yani bence şu anda. Kadının adı yok. Bu arada finalde de yine bu sahneyi görüyoruz. Gerçekten kadının adı yok ve kadına hiçbir toplumda çok net bir şekilde hemen güvenilmiyor arkadaşlar. Bunu da görüyoruz biz. Yani kadın bir tık daha yabancılanıyor ve yalancılanıyor ve zorbalanıyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Benim hoşuma giden tarafı dizinin şuydu. O kadının yaşadığı güven problemini ki sonunda haklı çıkıyor ama hani haklı çıkmayabilir. Fakat bir ilişkiye birine bağlanma konusunda kadının modern toplumda yaşadığı güven problemini acaba olur mu? Acaba bana yalan mı söylüyor? Acaba başkası mı var falan filan? Acaba öyle mi? Zengin mi? Değil mi? Falan filan gibi durumları aslında iyi yansıttı. Ama ilk iki bölümde bunda biz doyduk. Aldık. Çünkü sürekli planlar iptal oldu. Adam iptal oldu. Şöyle oldu. Adam. Ama mesela gerçekten üçüncü, dördüncü bölümde Zeynep'le biz şiştik artık. Yani dedik ki artık hani plan iptal oluyor sürekli ve kadın hala yapma adamda. Yapma yani artık plan. Ya artık hani. Ayrıl. O noktada biraz hani toplumsal olarak bir tarafını aldım en azından cımbızlayabildim. Fakat onun dışında yani. Bu arada şu da var yani
Şimdi adam da kendi içinde zeki bence. Neden? Çünkü kadının sorabileceği ya da ağzından kaçırabileceği bütün bilgileri kadın istemeden kadına veriyor. İşte Christy diye bir kadından bahsediyor, hiç alakasız. Mary diye karısından bahsediyor, hiç alakasız. Çocuklarından bahsediyor, işte Mary'nin ona yaptığı manipülasyonlardan bahsediyor ve bu adam hep karşı tarafı anlatırken aslında bizim kadın karakterimizin şüphelenmesi gereken bir diğer nokta buydu. Yani bu adamın hayatına 4-5 kadın girmiş. 4-5 kadının da adı var dizide ve hep karşı taraf suçlu. Yani hep o kadınlar bir şekilde adama kötülükleri dokunmuş. Adam işte en çok acıyı o çekmiş. Hiç kimse tarafından anlaşılmamış. Adamın bağlanma problemleri var. Karısı onun omuriliğini kırmış falan. Böyle böyle kadını işliyor. Kadın da bu sefer şunu hissediyor kendinde. Ben onu hayal kırıklığına uğratmamalıyım. Yani o bana gelmiş, sığınmış ve ben ona sırtımı çevirmemeliyim gibi bir noktadan hissediyor. Adam o kadar güzel manipüle ediyor ki kadını. Kadın ona bir noktada evinin anahtarını veriyor. İşte kadından bir borç para istiyor. Daha sonra vazgeçiyor. Yani dolandırıcı da değil aslında ama. Değil yani, dolandırıcı da değil. Yani işte o gerçek ya, hayat öyle olmadığı için beğenilmeyi ve sevilmeyi, arzulanmayı ve başarılı görülmeyi isteyen, onun peşine koşan biri aslında. Title'ı aslında seviyor. Evet. Mesela işte Blue Moon adında bir teknesi olmasını istiyor. Yani o teknenin sahibi olan adam olmak istiyor. Ya da işte bu mekana girdiğinde bütün hesabı tek başına ödeyen adam olmak istiyor. Tabii bu adamın bir de şöyle bir noktada zekiliği var yine. Aslında adam çok da fena değilmiş yani düşününce. Sosyopat biraz. Evet. Karakterleri birbirine bağlıyor. Yani karakterlerin hiç haberi yokken karakterlerle onlar arasında anlaşma yaptırıyor. İşte kadını çağırdığı gece, ilk kez buluştukları gece, filmin açılış sekansında yanlarındaki olan işte o Çinli Asyalı adam aslında kadın için oraya gelmiş. Kadınla iş görüşmesi yaptığını düşünüyor Asyalı adam. O çok iyiydi bence. İşte daha sonrasında Christy aslında bu kadının da onun hayatında olduğunu biliyor ve bu kadını daha farklı bir noktada duyduğunu söylüyor. Bunun gibi çaprazlama ilişkiler kurmuş bu adam. Bu ilişkilerdeki kişileri birbirine bağlayarak kendine bir para fonu yaratıyor. Bu zekilikti bence. Ya kimseden para almıyor. Ama dizinin başında çok belliydi onun. Durmuyor. Fake olanın onun olduğu yani. Ya evet tabii. O kadar belli olmasaydı daha iyiydi bence. Ha ben böyle normal bir, mesela dizinin ismi fake olmasa, konusunda bu bahsedilmese ben böyle normal bir dizinin adı fake gibi olup daha, ya gri değildi bu arada karakter. Gerçekten çok siyah ve beyazlı karakterler. Sadece ilk bölümde bir allak bullak olduk biz. Hangisi diye ama İkinci bölümden itibaren bir taraf beyaz, bir taraf siyah. Bunu görebiliyoruz. Grilik yok. Fakat son bölüme geldiğinizde griliğin aslında hissedilen duygular ve söylenen sözler olduğu anlaşılıyor. Yani evet kişilerimiz siyah ve beyaz. Gri kimse yok ama griliği biz size sosyal konular üzerinden verdik. İşte ya da sosyal olarak insan öğretileri üzerinden verdik gibi bir noktaya getiriyor yönetmen. Ya da işte senarist. Benim hayatıma alacağım, bildiğim şey ama yine dizide bir noktada şöyle bir diyalog vardı ya. İşte adam sürekli yani eski kalın benim deli, işte o kafa yemiş, o beni takıntılı falan filan. Sonra bizim asıl kızın arkadaşı, eşcinsel bir gay arkadaşı vardı yani. O diyordu ki eğer bir insan eski sevgililerine deli diyorsa tek bir şey yapabiliriz. Kaç diyor değil mi? Evet. Aynı şey bu arada bir akademisyen de söylüyor kadına değil mi? Evet. Yani her aslında kadının hayatında iki tane mantıklı insan var. Biri çok yakın arkadaş zaten ve o çok yakın arkadaşı sürekli kadına ondan uzaklaşması gerektiğini söylüyor. Kuşkulandığını söylüyor adamdan. Ya içimizi şişirdi yani adamın hep ekmesi, kadının böyle saf aşık rolünde olması işte. Ya bu arada güçlü de bir kadın. Hani işte orada da şey var bence. Sevilmemiş olmanın ya da işte babayla kurulan farklı ilişkinin, anne kıskançlığının kadın bedeni üzerindeki o güvensizliği nasıl aşıladığını gösteriyor. Yani kadının flashbacklerle geçmişe gittiğinde şunu görüyoruz. Kadının babasıyla arası çok iyi. Anne bir noktada aslında bu ilişkiyi de kıskanıyor. Bu tabii Freudsal bir noktada değil ama anne kızı doğduktan sonra eşiyle eskisi kadar yakın olamadığını falan söylüyor ve eşiyle geçen bütün bunca yılın sadece kızıyla ilgili konuşmalardan ibaret olduğunu söylüyor. Şimdi kızda bir de bunun baskısı var. Tabii. Zaten babası bir yıl önce ölmüş. Bir babayı kaybediyor. Babaya tam olarak sevgisini ifade edemiyor. Çünkü diğer tarafta onun sevgisini ifade ederse onun üzerinde baskı kuran ve kendini dışarıda hissedecek bir anne modeli var. Tüm bunlar ola gelmişken bu kadının da bence bu kadar kolay bağlanabilmesi, olayların farkına bu kadar varamayışı ve kendini suçlayışı
normal diye düşünüyorum ben. Tabii tutarlılığı var içinde. Tabii çünkü kendinde aramaya başlıyor. Hani diyor ki ben acaba geçmiş ilişkilerimden dolayı mı güvenemiyorum? Tabii bunu annesi de söylüyor ona. Lütfen bunu da geçmişteki saçma sapan ilişkilerin gibi sardırma diyor. Değerini bil falan diyor. Hani bir noktada aslında şey de var. O ama bir argelemez misin ya? Ya zaten argelersin de. Ya bilmiyorum, belki yaşamak ve görmek istedi. Tabii sonunda pişman oldu. Keşke daha önceden baksaydım gibi şeyler söyledi ama. Yani tekrardan da barışabilir yani. Zor görünüyor. Sanmıyorum ama ikinci sezona bir bakış ama attılar. Yani kadın adamla ilgili bir makale yayınladı. Kadın gazeteci bu arada. İşte adamın bütün sırlarını ortaya döktüğü, kişisel hesaplarını konuştuğu falan bir makale yayınladı. Bu arada adamın fotoğrafına yer vermedi makalede, gizlilik esas olduğu için. Son sahnede kadının makalesi çok başarılı bir noktaya ulaşırken biz adamı farklı bir kafede başka bir kadınla gördük. Ve adam şöyle söyledi. Tekrar merhaba. O bana taktı gibisinden bir şey de söyledi sanki. Ha evet, o öyle mi söylemişti? Böyle saçmalı gibi, böyle hani çarpıttı mı dedi. bu sefer de bizim esas kızla ilgili herhalde. Evet. Dil damgasını yiyecek kişi esas kız yani. Fake'ine devam ediyor. Evet. Yani zaten gerçek hayatta da böyle bence. O zaman bitirelim. Bitirelim. Öyle. Evet ama manipülasyonlara gelmeyin lütfen. Sizi manipüle eden insanlardan uzak durun. Ya manipülasyon çok kötü bir şey ya. Sen de bir tık manipülatörsün. Manipülatif. Manipülatifsin. Yani o olduğum yerler olabilir. Geçen diktatörlüğünü konuştuk. Bugün manipülatifliğini. Haftaya. Şey, peki düğün kombini konuşmayacağız mı? Ha? Sizin için. Orada 29. bende bir davul zurna çalındı ya, gelin çıkma, gelin alma falan. Bu hazırlıklı geldi. Devamı mı? Hazırlıklı geldi. Dedim ki bugün de öyle bir şey olursa hemen şöyle saçımı falan ödüyoruz. Ay şimdi çantamı alayım gideyim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz o zaman. Evet, bir sonraki izledikte muhtemelen biz olmayacağız. Yani olabiliriz, sürpriz olur. Ama olmayacağız gibi. Sizinle tekrar yeni bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.